Geldiniz, ben İdriscan. Aslı bir kolu var, hoş geldiniz. Bugün Ali Can'la Sabiha Gökçen'e ulaşımı çekeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Evet, ben Ali Can. Sabiha Gökçen Havalimanı iki taklidi. Üst tarafta gidiş terminali vardır, alt tarafta da dönüş terminali vardır. Yani kim olursanız olun, şuradaki kapıdan veya biraz daha ileride bir tane daha kapı var, doğu girişi. O kapıdan çıkıyorsunuz. Bu yolu böyle takip ettikten sonra aslında ulaşım hepsi bu tarafta. Hadi bakalım. Evet, Taksim'e gitmek istiyorsunuz. Sadece 1 saat 15 dakikada Havabüs otobüsleri Taksim'e gidiyor. Fiyatı sadece 24 lira. Duraklarda aşağıdan ulaşabilirsiniz. Evet. Evet, burada Kadıköy'e giden Havabüs. Buradan 45-50 dakikada gidebilirsiniz ve fiyatı sadece 18 lira. Duraklarını alt kısmına belirliyoruz, oradan bakabilirsiniz. Sakarya'ya buradan gidiyor, 90 dakika sürüyor, sadece 40 lira. Evet, Körfez-İzmit otobanına 250'ye gidebilirsiniz. Öğrenci 13 lira, tam 23 liradır ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürmektedir. Buyurun. Evet. 90 dakika sürüyor ve 65 lira. Bursa abi. Hadi gidelim. Nereye? Bursa'ya mı gidiyoruz? Tamam. Niye? Bir nolu peronlar, şöyle yakında çekebilirsin. 130H Orhanlı Tuzla Deniz Harp Okulu, 131C Sultan Beyli Necip Fazıl metro otobüsleri vardı. İkinci perona gidelim. Evet. E11 Tanyolu Kadıköy, E10 Bursa Kadıköy otobüsleri var. Kıpta. Evet, peron 3'te E9 Kaynarca Bostancı sahilden gidiyor. 132H Türkiye Pendik hızlı tren. Bir de MR60 Pendik hızlı tren var. Hadi gidelim. Hemen şuradan da 16S kalkıyor. Duraklarına bakabilirsiniz. Evet, 4 nolu peronda ise E3 Tepeüstü 4. Levent metro, 122H Yenişehir 4. Levent metro otobüsleri kalkıyor. Şurada da varmış. Durak burada da varmış. Ha, burada şeyler var. Buralar falan. Evet, geldikten sonra taksi bizi bu sıradan kalkıyor. Eğer taksiye binmek istemiyorsanız şu şekilde dümdüz devam ediyorsunuz. Otobüsler de orada.